O bir Trakyalı, o bir gazeteci. Doğru, ilkeli programlarıyla ses getirmeye devam eden Davut Kurtuluş. Trakya ve Marmara bölgesindeki köyleri adım adım gezmeye devam ediyor. Bundan böyle Davut Kurtuluş'la Rumeli TV'de gösterilmeyen bir tek köy kalmayacak. Bizi arayın, sizin de köyünüz sevilen Rumeli türküleriyle devamlı ekranda gösterilsin. 0536 268 62 46 Davut Kurtuluş. Çıkmış geliyorlar, bak iyiler var.
Bunca zaman hep bekledin, hep yollarını gözledin. İşte çıkmış geliyorlar, bak iyiler var. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Evladı Fatih Han derler, adı Meral. Kötüye dur diyeceksin, inan yine güleceksin, bak iyiler var. Kararı sen vereceksin, kötüye dur diyeceksin, inan yine güleceksin, bak iyiler var. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Sanki Sultan Alparslan bizim çocuklar. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Sanki Sultan Mehmet Han bizim çocuklar. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Evladı Fatih Han derler, adı Meral. Akrabalarımdan başlamak istiyorum, komşularımdan başlamak istiyorum, hemşehrilerimden, köylülerimden başlamak istiyorum. Öncelikle davetime icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buraya Velimeşe'nin dışında civar köylerden, civar ilçelerden, hatta daha dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Teşkilat yöneticilerimiz var. İlçe başkanlarımız var. İYİ Parti'nin ve diğer partilerin temsilcilerimiz var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadınız bugün. Ve bizim için çok önemli ve arayıp da bulamadığımız, maalesef sansürlere maruz kaldığımız çok kıymetli basınımız. Siz de aramızdasınız. Korkmadınız. Yanımıza geldiniz. Sizlere de çok 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 teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz, şeref verdiniz. İftar saati çok yaklaştı. Bekledik ki biraz iftar saati yaklaşsın ama çok uzun siyasi bir konuşma yapmayacağım ben burada. Sizler İYİ Parti'nin şu an seçim bürosunun açılışı için buradasınız. Hem bir açılış hem de bir iftar programı birlikte yapalım dedik. Ramazan münasebetiyle. Dolayısıyla da hemşehrilerimle zaten biz gece, gündüz, evde, sokakta, her yerde hasbihal ediyoruz. Teşkilat yöneticilerimizle de keza öyle. O yüzden uzun uzun bu iftardan önce siyasi bir konuşma yapmaya gerek duymuyorum. Ancak şunu söylemek istiyorum. Seçime çok az kaldı. Malum seçim sattına girdik. Ve ben hemşehrilerimden, Velimeşelilerden, Ergenelilerden, buraya uzaktan teşrif etmiş olan hemşehrilerim, akrabalarımdan, hepsinden Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener için Cumhurbaşkanlığında destek istiyorum. Çünkü ülkemiz zor bir durumda. Ülkemizi normalleştirmek zorundayız. Ülkemizi normalleştirmek için de Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanlığına ihtiyacımız var. Ben size şu an dediğim gibi, yani klasik bir siyasi konuşma, klasik bir oy isteme konuşması yapmayacağım ama ben bir siyaset bilimciyim. Sizler beni tanıyorsunuz. Ben uluslararası ilişkiler okudum. Siyaset bilimi okudum. Ve aktif olarak yıllardır sahadayım. Genel Başkanımız bu harekete başladığında Kasım 2015'te ve bugüne kadar onunla şehir şehir, doğu batı demeden, terör bölgesi, deniz kenarı, İç Anadolu vesaire, Trakya demeden kendisinden 2-3 gün öncesinden giderek oralarda saha çalışması yaparak bugünlere geldik. Daha sonra İYİ Parti'yi kurduk mücbir sebeplerden dolayı ve şu an seçime gidiyoruz. O yüzden öncelikle tekraren söylüyorum, Sayın Genel Başkanımız, müstakbel Cumhurbaşkanımız inşallah, Sayın Meral Akşener için ben bütün hemşehrilerimden sonsuz destek istiyorum. Filesiz, sonsuz destek istiyorum. Velimeşe'den, Ergene'den, Tekirdağ'dan
gümbür gümbür destek görmek istiyorum. O sandıktan Meral Akşener'in Tekirdağ'dan çıkmış olduğunu görmek istiyorum. Ben özellikle bunu çok 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 rica ediyorum. Dediğim gibi bana güveniyorsanız, siyaset biliminin ilmine güveniyorsanız bunun şimdi kriterlerini açıklamaya zaman yok. Dolayısıyla da niyetimize, iyi niyetimize güveniyorsanız ben dediğim gibi sandıktan Meral Akşener'in çıktığını görmek istiyorum. Sizlerden bunu çok rica ediyorum. Şu an artık... Teşekkür ederim. İftar saati çok yakın. Dolayısıyla aynı anda yemekler dağıtılacak bir taraftan. O yüzden çok uzun bir konuşma yapmayacağım. Seçim büromuzu dualarla birlikte açmak istiyorum. Hocamız burada mı acaba? Sayın başkanlarımı da ben davet etmek istiyorum. Yanıma buyurun lütfen. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Afiyet olsun. Geldiğiniz için tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Gidiyor Akşener, gidiyor Akşener, gidiyor Akşener yüreğiyle, Akşener geliyor. Gidiyor Akşener, gidiyor Akşener, Türkiye'yi kurtarmaya Akşener geliyor. Bizzat hulasa-i mevcudat hace-i kainat Resul-i Ekrem ve şefaatinden mahrum eyleme ya Rabbi. Bizleri onun sünneti üzerine daim olan kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Hazreti Adem aleyhisselamdan beri gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, enbiyanın, evliyanın, şühedanın, ulemanın, sahabenin, tabi'inin ve tebe-u tabi'inin de ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dini celili İslam'a hizmet eden, Hazreti Kur'an'ı elden ele, dilden dile zamanımıza kadar ulaştıran üstad efendilerimizin de ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Yeryüzünde isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, şu mübarek gün ve gecelerde bir Fatiha bile okuyacak kimsesi kalmamış, kabristanlıkta metfun bulunan bütün ehli iman ve ehli İslam'ın da ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi.
Ya Rabbel Alemin, okunan Kur'an-ı Azimüşşan'dan hasıl olan ecir ve sevabı şu anda, şu iftar saatinde, iftar sofrasının başında amin diyen cemaat-ı müsliminin de yakınlarından, ana, baba, evladı, gıyal ve akrabayı taallukatından ahirete göç etmiş olanlar varsa onların da ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Onların kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Onların kabirlerini Kur'an-ı Azimüşşan'ın nuru ile nurlandır ya Rabbi. İşlerinden kabir azabına düçar olanlar varsa onları kabir azabından muaf eyle ya Rabbi. Onlara cennet-i cemalinle taltif eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasta kullarına şifalar ver. Dertli kullarına devalar ver. Borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, yangın felaketlerinden, sel felaketlerinden, deprem felaketlerinden bölgemizi ve beldemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, kahraman ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi karada, havada, denizde her türlü düşmanlara karşı daima mensur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, içimize fitne tohumları sokmak isteyenler var. Kardeşliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmak isteyenler var. Vatanımızı bölüp parçalamak isteyenler var. Bunlara fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Cumhuriyetimizin kurucusu, devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının da ruhlarına ayrıca hediye eyledik vasılayla ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu anda yapmış olduğumuz duaları Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da ve Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahhara'da yapılıp müstecab olan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cümle mümin ve müminata son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek cümlemize çene kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Cümlemizi huzuruna ve kulluğuna bu iman ile kabul eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bi hürmeti Tahe ve Yasin ve selamün alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Saygıyla selamlıyorum. Bugün Tekirdağ ilimizin Ergene ilçesine bağlı Velimeşe mahallesindeyiz. Ve yanımda çok değerli bir konuğum var. Kendisi İyi Parti Tekirdağ 4. sıra milletvekili adayı değerli Belma Kuvancı hanımefendi. Efendim merhaba. Merhaba. Esas siz hoş geldiniz. Hoş bulduk, memnuniyetle. Şu an Velimeşe'deyiz. Velimeşe benim kendi köyüm.
Dolayısıyla da burada hem seçim büromuzun açılışını hem de Ramazan dolayısıyla bir iftar verelim diye buluştuk. O yüzden ben size hoş geldin diyorum. Çok teşekkürler nezaketiniz için. İftar yemeği de çok güzel geçti. Çok yoğun bir kalabalık vardı. Evet, evet, sizi sağ olsunlar. Yakından tanımamız mümkün mü acaba? Memnuniyetle. Nereden başlasak? Veli Meşeli olduğumu söyledim zaten. Buraların kızıyım. Yani anne, baba, soy, sop, yani Rumeli kızıyız. Evladı Fatihan diyor Sayın Genel Başkanımız. Evladı Fatihan çocuğuyuz. Bununla da gurur duyuyoruz her zaman. Çok güzel. Ona keza, yani Rumeli kızıyız diyorum ama ona keza Sayın Genel Başkanımız 2015 Kasım'ında bir yola çıktı biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla onunla bütün şehir şehir, daha partimiz de yokken dolaşan kişilerden bir tanesiyim. Dolaşmak derken 2-3 gün öncesinden gidip oraları organize eden, teşkilatımızın olduğu yer oldu, olmadığı yer oldu, oralarda halkın nabzını tutup mitingimize ya da programımıza davet eden, orada bilfil sabahtan akşama kadar çalışan, bu ülkenin normalleşmesi için çalışan insanlardan birisiyim. Dolayısıyla seçim başladıktan sonra sahalara inen değil, En başından beri yani 2,5 yıl kesintisiz sahada olan ama Türkiye genelinde, sadece Tekirdağ değil, Türkiye genelinde sahada olan birisiyim. Kişisel bilgi olarak sorarsanız da ilk, yani küçük okulları buralarda okuduk tabii. Üniversite Gazi Üniversitesi. Uluslararası İlişkiler mezunuyum ben. Bir siyaset bilimci yetiştim. Dolayısıyla bundan gurur duyuyorum. Siyaseti yaparken evet, klasik yöntemler çok önemlidir. Ama ben şuna çok inanıyorum. Yani siyasetin ilmini bilmek, ilmiyle alayı birleştirmek çok güzel bir şey. Ben bunu yapabiliyorum kendimce. Kesinlikle. Yapabildiğime inanıyorum. Dolayısıyla da okuduğum bölümün ve şu an yaptığımız aktif siyasetin birleşiminden güzel bir sonuç çıkıyor. Onun üzerine işletme okudum. O da lisans. Onun üzerine sosyal politika yüksek lisansı vesaire, doktora Allah kısmet ederse böyle gitmeyi düşünüyorum. Çünkü eğitim benim için çok önemli. Ben eğitim almayı da, bildiklerimi aktarma noktasında eğitim vermeyi de naçizane çok seven ve önemseyen birisiyim. O yüzden ömür boyu benim eğitimim devam edecek. İş olarak şu, yani hem Ankara hem Tekirdağ iki ayaklı uluslararası proje firma işini yapıyoruz. Uluslararası proje işi yapıyoruz. Dolayısıyla da ben Türkiye'ye hem okuduğum bölüm icabıyla hem de yaptığım iş dolayısıyla buradan bakmıyorum. Türkiye'ye Ankara'dan bakmıyorum. Tekirdağ'dan bakmıyorum. Türkiye'ye ben Amerika'dan bakıyorum. Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'ye ben Rusya'dan bakıyorum. Türkiye'ye ben İsrail'den, Filistin'den, Irak'tan bakıyorum. O yüzden de yani yerelde yaptığımız siyaset bizim aslında uluslararası siyaset, yani Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolünü de etkiliyor. Evet. Biraz da yorulduk, kusura bakmayın. İftar, yok, rica ederim. Şu an saymadık ama herhalde bir 1500 kişi gelmişti. Evet, bugün çok kalabalıktı. Herkesle... Çok güzel bir ortam vardı. Evet, ve herkesle yani, tek tek selamlaştınız, kesinlikle, fotoğraf çekildiniz, evet, şahit olduk. Sağ olsun herkes. O yüzden biraz yorgunluk var, kusurumuza bakmayın. Dediğim gibi yani oturduğumuz yerden Türkiye'ye bakmıyorum. Benim bu partiye, daha doğrusu bu harekete, İYİ Parti sonradan kuruldu. Evet. Bu harekete başından beri inanarak girmemin sebebi bu. Ben Türkiye'yi dediğim gibi yurt dışından bakarak değerlendirebiliyorum. Ve Türkiye'de belki buralardan görmediğimiz çok başka şeyler oluyor. O yüzden ülkenin normalleşmesi diyoruz ya, yani bu sadece bir laf değil. Bir çırpıda çıkıyor ağzımızdan. Ama bunun altı o kadar dolu ki, yani ülkenin normalleşmesinin altını çok doldurabiliriz. Evet. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener bu sebeple çıktı yola. Bu sebeple çıktı. Yani 2,5 yıldır evine girmeden devam ediyor. 2,5 yıldır sahada. Biz şimdi İYİ Parti'ye dönersek, yani size sorma fırsatı bırakmadan ben anlatıyorum. Estağfurullah, çünkü buyurun, memnuniyetle. Sürecin en başından beri içinde olan birisiyim ben. Dediğim gibi İYİ Parti'den öncesinden başladık ama İYİ Parti'ye dönersek, sizler için, basın için ya da kamuoyu için belki yeni bir parti bu. Ama inanın seçime, sahalara bütün partilerden daha çok hazırız.
Çünkü biz hiç durmadık. Biz yani belki 2 ay evimizde yatmadık. Yani gün gün toplarsanız 2,5 yılda 2 ay evimizde yatmamışızdır. Şehir şehir dolaşmaktan. Çünkü hep sahadayız. Seçim yokkenden beri. İyi Parti bir zaruriyet neticesinde doğdu. Ve gel gelelim bugün bir baskın seçimle karşı karşıyayız. Baskın seçim, ben şunu söylüyorum. Sonucundan başlarsam, baskın seçimde, hatta süper baskın diyoruz, evet, buna. Kesinlikle. Süper baskın. Yani baskın seçimde baskın bir sonuç çıkarmak zorundayız ve biz bunu yapacağız. Çünkü dediğim gibi en hazır partilerden birisiyiz. Şahsen ben Tekirdağ milletvekili adayı olarak Sayın Genel Başkanımız layık gördü. Çok bizi onur etti, gurur duyuyorum. Kendim de öyleyim. Teşkilatlarımız da buralarda, şu an biz de dinliyorlar. Teşkilatlarımız da keza öyle. Tarihe bakmayın. Yani tabelada hangi tarih kuruluşta ona bakmayın. Ama teşkilatlarımız da, adaylarımız da, genel merkezimiz de seçime en hazır. Dolayısıyla da biz bu baskın seçimden baskın bir sonuçla çıkacağız. Biz buna çok inanıyoruz. Bu inançla yürüyoruz. Umarım. Evet. Bizler de şahidiz. Çok verimli çalışmalarda bulunuyorsunuz. Evet, evet. O zaman şuradan size ben bir soru yönelteceğim. Dediniz ki ben sadece Trakya'nın, Tekirdağ'ın sorunlarıyla ilgilenmiyorum. Tüm evet, Türkiye'yi karış evet, karış dolaştım. Evet, evet. O zaman Tekirdağ'ın değil sadece, aynı zamanda Türkiye'nin şu anda öncelikle çözülmesi gereken sorunları nelerdir ve sizlerin buna dair çözüm önerileri? Kusura bakmayın. Rica ederim. Şöyle, şimdi sorun soruyorsunuz. Evet. Bugünkü Türkiye'de yani en yanlış soruyu soruyorsunuz. Evet. Çünkü sabaha kadar sorunları saymakla bitiremeyiz. Değil mi? Bitiremeyiz. Yani öncelikli sorunlar şu an, diyelim. Öncelikli o zaman. Diyelim evet, ama hepsi birbirinden evet, zorluyor. Şu anda yani her şey bir sarmala dönmüş durumda. Yani klasik ekonomi adalet diye başlayacağım ama hani klasik söylemlerin çok doldurmak lazım. O yüzden programımız da buna yetmez. Evet. Ancak şu lazım, bir kere huzur lazım insanlara. Huzur için ne gerekiyor? Yani insanlarımız işi olması gerekiyor. Evine ekmek parası götürebilmesi gerekiyor. Akşam işten çıkıp evine giderken çocuğuna bir oyuncak, bir tatlı, bir çikolata götürebilmesi gerekiyor. Bunu yapamazsa o adam evinde nasıl huzurlu olur? Kesinlikle. Yani bir hanım evinde, çalışan da olabilir, ev hanımı da olabilir. Evinde eşinin, çocuğunun önüne istediği yemeği koyamazsa ya o evde huzur olur mu? Allah aşkına. Yani evet, ekonomi diye bir çırpıda söylüyoruz ama yani huzur olmaz o evde. O yüzden yani iş imkanları, ekonomi çok önemli. Şu an dolar aldı başını gidiyor. Yani belli politikalarla belli bir yerlerde duruyor ama hani ekonomistler bunu nasıl durduğunu biliyorlar. Evet. Ama yani halka dendiği gibi yani dolar sizi ilgilendirmiyor noktasında söylemler oluyor. Ama öyle bir şey yok. Ben bugün şu tülbentlerden biliyorsunuz yani tülbent bir kadının namusudur. Tülbent bir kadının yani Türkiye'de çok önemli bir objedir. Bunlardan naçizane hani burada hanımlarımıza dağıtırken bile dedim ki ya kardeşim bu ne kadar? Dedi ki abla şu kadar. Dedim neden öyle? Abla dedi dolar dedi yani şu kadar. Dedim hani dolar bizi etkilemeyecekti? Ben başıma bağladığım tülbentten dolardan etkileniyorsam herkes bunu yapıyor. O zaman biz dolardan vatandaş olarak en küçücük yani en küçücük bir şeyde bile etkileniyorsak doların yükselişinden size ne demeye hiç kimsenin hakkı yok. Hiç kimsenin kesinlikle hakkı yok. O yüzden yani ekonomiyi bir kere düzeltmek zorundayız. Bizim seçim yokken, İyi Parti yokkenden beri ekonomiyle ilgili çalışan ekiplerimiz hem sayı olarak hem nitelik olarak çok bu konuya haiz. O yüzden de biz hükümet olduğumuz takdirde bu konuyu öncelikle çözeceğiz. Ve hepsiyle ilgili net, şimdi dediğim gibi sayamayız bunları, hepsiyle ilgili net projelerimiz ve planlarımız var, ekonomik programımız var. Dolayısıyla birinci önceliklerimiz bu şekilde başlıyor. Adalet diyelim, yani adalet diyelim, şimdi yaramıza tuz basıyorsunuz soruları sorarak. Bunlardan çünkü yaralıyız, ülke olarak yaralıyız. Adalet dediğimiz şey eşitliktir. Ne diyor? Devletin dini adalettir. Şimdi devletin dini adalettir diyorsak, yani bir kere yargıçların ceketinin önünde düğme olmaz. Yargıçlar hiç kimsenin önünde ceket iliklemez. İlikliyorsa o ülkede bir şeyler yanlış gidiyordur demektir. O ülkede adaletin yani bir ayağı artık topallamış demektir. Topal adaletten
ne çıkar? Bu çok yani kökten çözülmesi gereken bir şey. Senin avukatın, senin hakimin, benim hakimim, senin işte adaletin, senin mahkemen, benim bu olmaz. Dolayısıyla biz bununla ilgili yargıyı, yargı mensuplarını bağımsız, özgür bir şekilde bir sistem kuracak şekilde adalet sistemini yeniden ve herkese karşı eşit olacak şekilde tanzim edeceğiz. Nereden devam edelim? Yani milli eğitim... Eğitim demiştiniz, eğitime önem verdiğinizi söylemiştiniz. Kesinlikle öyle. Yani hem milli eğitim hem hayat boyu eğitim. Evet. Her aşamasında, sadece milli eğitim çatısı altında değil. Üniversitelerde mesela bir YÖK problemimiz var. Mesela biz YÖK'ü kaldırma projemiz var hükümet olduktan sonra. Evet, bu çok konuşuluyor. Dolayısıyla da yani bu çok konuşuluyor çünkü radikal adımlar atmak lazım, evet, ki radikal çözümler olsun. Şimdi YÖK'ü kaldırmak ya da milli eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapmak bize ne kazandıracak? Eğitim sistemimize bir kere kalite gelecek. Kalite gelecek. Eğitim sistemimiz kaliteli olmaz ise yetiştirdiğimiz çocuklar, bakın, yetişkinler kadar çocuk var. Evet. Ve yani biz de geldik geçiyoruz. Evet, ben genç bir siyasetçiyim ama biz de geldik geçiyoruz. Yani buna rağmen geldik geçiyoruz. Büyüklerimiz bize, biz onlara bırakacağız. Bizim zamanımızdaki eğitim belki biraz daha iyiydi. Ama bizden sonrasında yani her gün biraz daha kötüye gidiyoruz. Sistem değişiklikleri, yani milli eğitimde bir sistem değişikliği oluyor. Milli Eğitim Bakanımız televizyondan öğreniyor bunu. Ne hazin. Yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir ülke yönetimi olamaz. Ülke yönetmek ciddi bir iştir. Dolayısıyla bu ciddiyet varsa ve milli eğitim dediğiniz çocukların geleceği, hayatı. Orada bir değişiklik yapmak demek bir ekip işidir. Onun da her artısının eksisini tartmak gerekir. Tarttıktan sonra yaparsınız, koyarsınız, kamuoyuyla sonra paylaşırsınız. Ama oranın esas, yani en yetkili organı, en yetkili kişisi basından öğreniyorsa bunu, demek ki böyle bir ekip çalışması yok. Birilerinin aklına bir şey gelmiş, sabaha o uygulanmış. Buradan bunu anlıyoruz. Kesinlikle. Ya bu şekilde Türkiye'nin çok ciddi çözülmesi gereken ve çok ivedi konuları var. Bizim de bunlar için ekiplerimiz hazır. Bir siyasetçi olarak söylemiyorum ekiplerimiz hazır diye. Ben siyaset, daha doğrusu şu anki milletvekili adaylığının dışında İYİ Parti Genel Merkezi'nde de görevliyim. Seçim İşleri Komisyon Başkanıyım. Dolayısıyla da genel merkezin her gün içinde olan birisiyim. Oralarda hangi ekiplerin nelerde, ne üzerine çalıştığını yani gün boyu bilen insanlardan birisiyim. Hani Taşra'dan genel merkeze bak, bilemezsiniz neler yapılıyor ama ben her gün içinde olan birisiyim. O yüzden de bunu çok rahatlıkla altına imzamı atarak söyleyebiliyorum ki bizim her konuda ekiplerimiz çok hazırlar. Seçimden önce başlamıştık zaten bu hazırlığa. İYİ Parti kadınların ön planda olduğu, evet, ve Türk siyasetinde yıllardır eleştirilen kadınlar siyasette hep geri planda. Maalesef. Yönde eleştirisine adeta bir umut, bir ışık olarak doğdunuz. Evet. Peki kadınlara yönelik projeleriniz nelerdir? Şimdi kadın cinayetleri maalesef. Yani çok üzülüyoruz buna. Ya da taciz, tecavüz olayları ya da şiddet olayları, yani boyutu ve şekli ne olursa olsun kadına yapılmış bir olumsuzluk. Şimdi bu sefer ne oluyor şu anki sistemde? Kadınları, yani en iyi ihtimalle kadın sığınma evlerine gönderiyorlar. Peki onları oraya gönderilmesine sebep olan erkekler nerede? Onlar dışarıda. Belki bir başka kadına sıkıntı yaratıyorlar. Evet. Belki bir başka kadın cinayetine, bir başka kadın tacizine sebep oluyorlar. Bu sefer yani bataklığı kurutmadan siz sinekleri öldürerek bunu yapamazsınız. Ya da bir yere hapsederek. Evet. O yüzden sıkıntı kadınlarda değil. Kadınlar hem mağdur hem de cezayı kadınlar çekiyor. Bir nevi yani sivil cezaevidir yani o şekilde. Tam tersini yapmak lazım. Bataklığı kurutmak lazım. Ha, eğitimle, evet, bu yıllar sürecek bir şey. Yani eğitimle bu düzelecek ama şu an kim neyi hak ediyorsa, erkeklerin yaptığı, sözüm meclisten dışarı, sadece dediğim gibi bu hareketleri yapanlardan bahsediyorum. Elini kolunu sallamayacaklar. Yani sallayarak dolaşmayacaklar. Kadınlar özgür bir şekilde dolaşacaklar. Onlar için çok güzel terapi evleri düşünüyoruz. Çok güzel. Yani erkeklerin bir daha ömrü boyunca bir kadın gördüklerinde desturla yanına yanaşacakları şekilde eğitim mi dersiniz, terapi mi dersiniz,
psikolojik destek isteyene psikolojik destek vesaire. Yani bu uzmanlar tabii ki kişilerle görüşecekler. Sosyologlar görüşecek, psikologlar görüşecek, psikiyatrlar görüşecek, doktorlarımız görüşecek vesaire. Yani orada da erkeklere de ceza vermeyeceğiz. Bu da yanlış anlaşılmasın. Adı ne? Cezaevi değil, terapi evi. Evet. Erkek eğer ki o şiddeti yapıyorsa bir bozukluk var demektir. Biz onu düzelteceğiz. Ve tekrar o erkek toplumda ömür boyunca hiçbir kadına hiçbir şekilde şiddet uygulamayacak. Umarım, çok güzel. Ve onun dışında da yani küçük küçük, yani bu en radikalinden başladım ben konuşmaya. Ama bizim yapmak istediğimiz şey şu: kadınlar aktif olarak siyasette, bürokraside, basında, iş dünyasında. Burası mesela çiftçi, daha doğrusu çiftçilerin çok olduğu bir bölge. Çiftçilikte dahi olsa bir şekilde hem ekonomik hayatın içinde hem de sosyal hayatın içinde olmasını sağlayacağız biz. Bunu yaparken de hakkını vererek, hem ekonomik hakkını vererek, hem sosyal güvence adına, yani sosyal güvence olarak hakkını vererek, hem de itibar olarak hakkını vererek bunu sağlayacağız. Yoksa tamam, ben şurada şu kontenjanı açtım, ya da işte şurada işçilik, ya da şurada şu iş var, git çalış. Böyle de değil. İtibarını da vererek bunları sağlayacağız. Sayın Genel Başkanımız bir hanımefendi. Dolayısıyla siz de öylesiniz, evet. Biz de öyleyiz. Siz çalışıyorsunuz. Biz evet. Hem çalışıyoruz hem siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla kadınların, yani bir şeylere el atma zamanı çoktan geldi, geçiyor. Geçmeden, o zaman geçmeden tam ben bütün seçmenlerimize, bütün hanımefendilere bir daha seslenmek istiyorum. Lütfen kendinize sahip çıkın. Bize değil, kendinize sahip çıkın. Dolayısıyla bir kadının ve kadınlarımızın yönetimde bir şekilde söz sahibi olmasını istiyoruz. O yüzden de kadınlarımız kadınlara sahip çıksın istiyoruz. Çok güzel. Umarım gerçekleşir hepsi. Peki seçmenlerden aldığınız geri bildirimler nasıl? Oo, çok iyi işte. En güzel soru bu. O çok iyi. Dediğim gibi ben 2,5 yıldır sahadayım. Tüm Türkiye'den bahsedebilirim size. Trakya'dan da bahsedebilirim. Yani inanın en uçtan, yani size Bingöl'ü sayabilirim. Erzurum'u, işte Diyarbakır'ı, Şırnak, Cizre'yi, Artvin'i, Aksaray'ı, yani bu saymakla bitmez. Batı keza öyle, Ege, Trakya. Yani inanın gittiğimiz her yerde Sayın Akşener hem kadınlar hem erkekler, gençler hepsi tarafından izdihamla karşılanıyor. İlgiyle demiyorum, izdihamla karşılanıyor. Şimdi biz kadınız, bazen hata yapıp böyle topuklu ayakkabılarla gittiğimiz mitingler oluyor. Oralarda ayakkabıları bırakıp geliyoruz. İzdihamdan dolayı, evet. Kırılıyor filan. O yüzden yani izdihamla karşılaşıyoruz. Sevgiseliyle, iyi manada sevgiseliyle karşılaşıyoruz. Bu da sizi çok motive eden bir şey. Kesinlikle öyle. Bizi de, ekibimizi de, Sayın Genel Başkanımız da çok motive eden bir şey. O yüzden tüm Türkiye genelinde bir kere Sayın Genel Başkanımız, Sayın Meral Akşener, partiler üstü. Ben böyle görüyorum. Partiler üstü. Yani kendisine olan, bireysel şahsına olan teveccüh o kadar, sevgi o kadar büyük ki insanlarda. Partiler üstü. Dolayısıyla da bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura bile kalmadan biz ilk turda, tabii matematik işin farklı bir şey. Evet. Seçmen sayı matematik işin farklı bir şey ama Türkiye genelinde benim sahada gördüğüm, kendi tecrübelerimden sahada gördüğüm şey şu. Biz ilk turda Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapacağız Allah'ın izniyle. Trakya'ya gelirsek de seçim başladığından bu yana tabii yoğun bir şekilde Tekirdağ'da çalışıyoruz. İlçelerimizde, köylerimizde çalışıyoruz. Girdiğimiz her yerde, işte teşkilatlarımız da burada. Pazara mı giriyoruz, esnafımıza mı giriyoruz, ya da binada kapı mı çalıyoruz, ya da hanımefendilerin olduğu bir çay bahçesinde rastgele mi giriyoruz? Nereye girsek bir kere bakıyorlar, İyi Parti diyoruz ya da Sayın Akşener diyoruz. Ondan sonra, ooo siz misiniz? Şimdi, yani biriyle tabii selamlaşmak, o iletişimi, evet, açmak, ben iletişimciyim de aynı zamanda. İletişim yolunu açmak bir kere gözle başlar, konuşmalarla devam eder ama karşıdakinin de size aynı şekilde reaksiyon göstermesi lazım. Biz bunu olumlu manada çok güzel alıyoruz. İyi Parti dediğimiz anda ya da yakamızda şu rozeti gördükleri anda ya da Meral Akşener için destek istiyoruz dediği anda insanlar tokalaşmayı bırakın, sarılıyorlar, kucaklaşıyorlar. Yani bu çok güzel bir şey. İnanın Tekirdağ'ın
her köyünde, her ilçesinde, en büyüğünden en küçüğüne biz bunu yaşıyoruz ve şey ayırmadan. Yani hangi mesleğe mensup olursa olsun, hangi yaş grubuna, hangi cinsiyete mensup olursa olsun hepsiyle kahvelere giriyoruz. Orada beyefendiler çok güzel sohbet ediyoruz. Çok güzel, halkımız çok bilinçli, çok net sorular soruyorlar. Allah'a şükür hepsine verecek cevabımız var İYİ Parti olarak. Ve tatmin oluyorlar. Ondan sonra diyorlar ki kardeşim yolunuz açık olsun, yolunuz yolumuzdur. Bu çok güzel bir şey. Tekirdağ'da da ben birinci parti olarak çıkacağımıza inanıyorum. Çok yoğun bir gün geçirdiniz. Kesinlikle. Yorgunsunuz da. Sizleri daha fazla yormayalım. Estağfurullah. Son mesajlarınızı almamız mümkün mü acaba sizden? Öncelikle basın olarak katılımınızdan dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çünkü basın maalesef Türkiye genelinde de, Trakya'da da hem yerel basın hem ulusal basın maalesef bir korku ortamında. Dolayısıyla da korku ortamından dolayı da muhalefet, yani iktidar partisinin dışında bir partinin bir organizasyonuna gitmeye çekiniyorlar. İYİ Parti'ye hele çok çekiniyorlar. Çünkü iktidar partisi bizden çok çekindiği için basın da aynı şekilde çekiniyor. O yüzden ben sizden tekrar teşekkür ediyorum biz size. Biz teşekkür ederiz. Son mesajlarımız ne olur? Her yerde söylediğimiz şey olur. Bu çok önemli bir seçim. Ülkenin kaderini gerçekten değiştirecek bir seçim. Şu an bizi izleyen, dinleyen hem burada hem ekran karşısında herkese şunu söylemek istiyorum. Bir siyasetçi olarak söylemiyorum, bir siyaset bilimci olarak söylüyorum. Bu Türkiye'mizin hem Türkiye içinde hem uluslararası arenada, uluslararası camiada devamını, bekasını, geleceğini etkileyecek bir seçim. Dolayısıyla da seçmenlerimizden çok bilinçli bir şekilde oy kullanmalarını rica ediyorum. Akıllarına takılan her şeyi sahada, bütün ekiplerimiz sahada, her ilin, her mahallenin, her sokağında bizden birilerini bulabilirler. Ya da teşkilatlarımıza, seçim bürolarımıza gelip sorabilirler. Lütfen akıllarına takılan her şeyi gelip bize sorsunlar. Bizim cevaplarımızdan eğer ki tatmin olmuyorlarsa o zaman yapacak bir şey yok, amenna. Ama bizim her soruya, çünkü her soruna çözümümüz var. O yüzden her soruya da olumlu bir cevabımız var. Ben tatmin olarak ayrılacaklarına inanıyorum. Bilinçli oy kullanmaları yönünde çok çok rica ediyorum. Hanımefendilerden Sayın Akşener'e destek olmalarını istiyorum. Gençlerden Sayın Akşener'e destek olmalarını istiyorum. İşsiz olan, işinden memnun olmayan, emekli olan, çiftçi olup ama güvencesi olmayan, yani bu meslek gruplarını saymadık ama evet, pek çok mağdur vatandaşımız var her konuda. Memurlarımız, polislerimizin mağduriyetleri var. Atanamayan öğretmenlerimizin mağduriyetleri var. Hangi gruptan, hangi mesleğe mensup ya da hiçbir iş olmayabilir. Beyefendilerimizden ben Sayın Akşener'e destek olmalarını istiyorum. Bu sorunların, kendi evlerindeki sorunların ve ülkemiz genelindeki sorunların çözülebilmesi için Sayın Akşener'e destek olmalarını istiyorum. Ve bu seçimde daha ikinci tura falan kalmadan Sayın Akşener'in inşallah Cumhurbaşkanı olarak çıktığını görmek istiyorum. O yüzden de tek ve en önemli mesajımız bu olur şu an için. Dolayısıyla da Sayın Akşener Cumhurbaşkanı olmadığı her alternatifte ülkemizin bir ayağı topal olacaktır. Bunu dediğim gibi bir siyasetçi olarak değil, bir siyaset bilimci olarak söylüyorum ve çok çok rica ediyorum. Tekrar katıldığınız için hem buraya hem programa davet ettiğiniz için ben çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Kıymetli Rumeli TV izleyenleri, bugün Tekirdağ'da Ergene ilçesinde Velimeşe Mahallesi'ndeydik. Konuğumuz Tekirdağ İYİ Parti Milletvekili adayı Sayın Belma Hanımefendi'ydi. Bizler seçimin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Yepyeni programda görüşene değin her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. O bir Trakyalı, o bir gazeteci. Doğru, ilkeli programlarıyla ses getirmeye devam eden Davut Kurtuluş, Trakya ve Marmara bölgesindeki köyleri adım adım gezmeye devam ediyor.
Bundan böyle Davut Kurtuluş'la Rumeli TV'de gösterilmeyen bir tek köy kalmayacak. Bizi arayın, sizin de köyünüz sevilen Rumeli türküleriyle devamlı ekranda gösterilsin. 0536 268 62 46 Davut Kurtuluş.